Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Yaklaşık 20-25 senedir resimler çizen, sağ solu boyayan bir adamım. Bu 25 senenin son 10 senesinde dövme yaparak geçiriyorum. Bu arada duvarlara, sağ sola grafiti ve resimler çizmeyi çok seviyorum. Ayrıca bunları ek olarak animasyon çalışmalarım var. Birkaç tane ilerleyen süreçte bunların tamamını teker teker parça parça sizlerle paylaşıyor olacağım. Bunlarla alakalı bir YouTube kanalında içerik oluşturmaya karar verdim. Zaman zaman parça parça bir hafta ondan, iki gün ondan, iki gün ondan küçük küçük parçalar halinde size videolar sunuyor olacağım. Eğer beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz videolara like atmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Bugün buraya gelmemiz ve burada toplanmamızın ana sebebine gelelim. Bunun ana sebebi bu cengaver. Bu cengaver nedir? Ben daha önceki çalışmalarımın tamamını hep kağıt üzerinde yapmış bir adamım. Kağıt üzerinden kendimi dijital ortama taşımaya karar verdim. Dijital ortaya taşıma hevesimin en büyüğü de bu sizlere küçük arada bahsettiğim animasyonlardı. Animasyonlarımı dijital ortama taşıyıp dijital ortamda sizlere çok güzel animasyonlar hazırlamak olacak. Bakalım kutu açılış videosuna geçelim. Arkasından ürünü detaylı olarak her şeyiyle inceleyeceğiz. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, masa başına oturduk. Şimdi bu canavarın kutu açılışını yapacağız. Bu XP Pen Star serisinin 06C çizim tableti. Bunu almamın sebebi, baktım çok iyi bildiğimden değil bu işleri. Dediğim gibi ilk defa dijital çizimlere geçeceğim. Bu onun için bir hazırlık süreci benim için. Baktım fiyat performans açısından en mantıklı gelen ürün bu oldu bana. O yüzden bunu aldım. Şimdi hep beraber kutunun içinden neler çıkıyor onu göreceğiz. Evet, bize bir tane eldiven göndermişler. Bu da kutu. Ecik ezilmiş şurası ama umarım içinde sıkıntı yoktur. Birazcık kargoda gelen ürünlere mükemmel davranış stilleri. Biri buraya parmak sokmuş. Güzel, Allah'tan bu varmış. Bunu kapağını bulalım da bir yerimizi delmesin. Evet, XP Pen'in maskotu burada. Şimdi bu bizim cihaz. Bu kalem tutma yeri. Burada sanıyorum ki kalemimiz var. Kalemi burada bakıyorlar. Bir eldiven daha geldi. İki eldivenimiz oldu. Bunlar ıvır zıvırlar. Bizim Türk milleti olarak hiç okumayı ve kullanmayı sevmediğimiz şeyler. Yine poşet. Evet, en değerli şeylerden bir tanesi. Kalem. Evet, kalem güzel gözüküyor. Burada bir kablosu var. Kutunun içinde başka bir şey var mı? Sanıyorum ki başka bir şey yok. Onu böyle attık kenara. Evet. Gelelim bizim güzelliğe. Lan bayağı yeşil göndermişler lan bunlara. Kardeş, ben yeşil sevmem ki. Neyse, yapacak bir şey yok. Ben bunun bu cihazın en çok kısa yollarını çok sevdim. Yani burada işte zoom in zoom out yapabiliyoruz buradan. Bunlara zaten birazdan kısa yollar atacağız. Ondan sonra da kalemin hassasiyet durumlarını ve neler yapabildiğini hep beraber test etmeye başlayacağız. Kalem uçlarımız burada.
kaç? 4, 8, bir tane ucunda var, 9. 9 tane uç gelmiş, çok güzel. Geri kapatalım. Şimdilik buna lazım değil, zaten üstündeki de uğraşacağız. Kapatıyoruz. Kalemimizi de böyle duruyor burada. Bakalım bu cihaz bize işimizi yaparken neler sağlıyor. Devamını hep beraber göreceğiz. Evet, sonunda canavarın başına oturduk. Bilgisayarımıza taktık. Ses ne durumda acaba? Hey, tamam. Bakalım tepkileri nasılmış arkadaşım. Neredesin? Çok sert. İyiymiş. Bakalım şöyle bir dalga metreler, bir şeyler çizmeye çalışalım. Belki burada mutlu bir ağaç vardır. Güzel güzel, ben sevdim ya. Fena değil. Yalnız şuradan önce basınç ayarlarını yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baktı dümdüz. Buradan yeni fırça oluştur deyip buradan yeni fırçadan ayarları yapmanız gerekiyor. Onları daha sonra bir videoda çizim yaparken anlatırım. Bu en nihayetinde tanıtım fırçası. Tanıtım videosu. Tanıtım fırçası ne? Evet, fena değil. Tepkimesini falan ben beğendim. Güzel. İyi. Güzel ya. Yani şu ne işe yarıyormuş? Son yaptığın işlemi buradan geri alıyorsun. Kalemin ucunda çıt çıtlar var. Şu çıt çıttan. Buna bastığın zaman konfigürasyonu geri alıyor. Ama tabii ki bu yüzeye dikeyken, daha doğrusu çizim yapabileceğim pozisyondayken çalışıyor. Böyle geri alıyorsun. Bunları alıyor. Ondan sonra başka burayla alakalı ne denemleri bilmiyorum. Şöyle yapalım. Böyle her şeyi temizleyip. Hadi size bir de şundan yapayım. Böyle bir tane adam varmış, tamam mı? Bir yüzü büyük, bir yüzü küçükmüş. Böyle yuvarlacık, topaç gibi burnu varmış. Sonra böyle Yosemite Sam'e benzeyen iki tane dişi varmış. Yanlardan bıyıkları gelmiş. Ben böyle masal anlatır gibi anlatayım değil mi? Güzel ya, beğendim. Yani işime yarayabileceğini düşünüyorum. Siz de benim gibi bir şeyler yapmak istiyorsanız, böyle koca kulaklı adamlar çizmek istiyorsanız işinize yarayabilir. Peki böyle bir çenesi olsa, böyle bir şey olsa, buradan böyle gelse, kulağının içi olsa şunlar. Göz kulak mühendisi olsa, buradan B ile gelse, böyle saçma sapan bir herif olur. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bence çok keyifli bir kutu açılışı videosuydu. Böyle değişik. Ben de elime ilk defa aldım bunu. Daha da 3-5 gün oynarım ben bunu. 3-5 gün oynadıktan sonra bir şeyler çizerim. Çizdikten sonra sizlerle paylaşırım zaten bunları. Böyle yepyeni tertemiz bir sayfa açıp ondan sonra şu fırçayı denemedik. Yepyeni tertemiz bir sayfa açıp sizlere veda etmek isterim bu videoluk. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mümkünse öyle abone olursanız çok makbule geçer bizim için. Bir deneyimiz vardı. Böyle geliyordu buradan. Böyle. Neydi bunun adı? Like. Çok zor bir şeyler değil bunlar arkadaşlar. Tuşlara basın. Bu iş hallolsun. İşte şöyle. Al bir de bunu. Al bir de az. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.